Bakanımız Yalova'daki il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliklerinin sürecini yaklaşık 15 dakika tartıştı. Kendi istekleriyle bu tartışmayı açtı Sayın Başbakanımız. Ve Yalova'da il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili çok istikrarsız bir durum hasıl olduğunu söylemişlerdi. Ve bu görevi bana tevdi ederken bunun inşallah sürekli bir hale dönüşmesini temennisiyle bize görevi tevdi etmişlerdi. Bizim için de en önemli şeylerden bir tanesi bu hedef haline gelmişti. Ve bildiğiniz gibi bir yönetim kurulunu oluşturduk. Ve bu yönetim kurulumuzla birlikte 1 Haziran seçimlerini, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimini geçirdik. 1 Haziran seçimlerinde hepinizin bildiği gibi %49 civarında bir oy aldık. Bu bir başarıydı. Genel merkez tarafından da bu başarı olarak kabul edildi. Sonuç olumsuz olabilir ama neticede elde ettiğimiz oran iyi bir başarıydı. Daha sonra 10 Ağustos seçimlerini yaşadık ve 10 Ağustos seçimleri gerçekten bir başarıydı. Ve ilk defa Türkiye ortalamasına sadece bir puan eksiğiyle %50'nin üzerinde oy ortalamasını yakalamış olduk. Ve genel merkezimiz tarafından ve sayın bugünkü Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da birçok kereler sizler adına ben tebrikleri almıştım. Yalova'da bunun bir başarı olduğunu söylemişlerdi. Bunu muhtelif defalar sizlerle gelip paylaştık. Ve birçok faaliyetleri bu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte, bütün teşkilat kademelerimizle birlikte yaptık. Ve elde ettiğimiz bu başarının bütün teşkilatlarımızla birlikte yaptığımıza inanıyoruz. Asla herhangi bir kurul tek başına böyle bir şey başarması mümkün olmazdı. Bütün çalışmalar eğer birlikte hep beraber olursa elde edilemeyecek sonucun olmadığına inanıyoruz. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördüğümüzü düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, daha sonra gelinen bu süreçte elbette ki teşkilatlarımızın yenilenmesi gereken 3 yılda bir yapılan kongre süreçlerine girildi. Bu kongre süreçlerinin şu anda içindeyiz. Ve bütün Türkiye'de öncelikle beldelerden başlamak suretiyle ilçelerde devam etti ve şu anda bütün Türkiye'de il kongreleri yapılmakta. Bizim de 10 Ocak Cumartesi günü yapacağımız, Sayın Başbakanımızın da katılacağı çok görkemli bir kongreyle inşallah bu süreci tamamlayacağız. Değerli arkadaşlarım, gerek belde teşkilatlarımızı oluştururken, gerek ilçe teşkilatlarımızı oluştururken kesinlikle herhangi bir hesap peşinde olmadan bütün gücümüzle en iyisini temin etme yolunda çaba sarf ettik. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte iyi niyette bir sarfiyat gösterdik. Bu yaptığımız çalışmalar neticesinde sadece bir tane ilçemizde 2 tane liste yarışa girdi. Ancak bizim yani genel merkezin deklare ettiği adayımız bu seçimi almak suretiyle gerçekleştiği için ondan da mutlu olduk. Ve bütün ilçelerimizde tek liste tam bir ittifakla gerçekten istişareler neticesinde belirlenmiş arkadaşlarımıza görevlerini verdik. Ben ilçelerde bundan sonraki özellikle Haziran seçimlerinde tam bir başarı yakalanacağına inanıyorum. Çünkü ilçe başkanlarımıza bu görevleri tevdi ederken en çok zikrettiğim sözler, en çok söylediğim şey bu Haziran'da yapılacak, 2015 Haziran'ında yapılacak seçimlerde çok yoğun çalışma göstereceğiz. Bu çalışmaya hazır olan arkadaşlarımıza görev tevdi edelim şeklinde hep konuştuk, hep bunları görüştük. Yoksa herhangi bir isim
vermek suretiyle teşkilatlardaki bütünlüğü bozmanın, çalışma arkadaşlığını sekteye uğratmanın hiç peşinde olmadık. Ve çok şükür ilçelerimizde iyi bir kadro oluştuğunu düşünüyoruz. Ben inanıyorum ki Haziran seçimlerinde bu kadrolarla gerçekten güzel başarılar elde edeceğiz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette ki olacaktır. Çok büyük bir camiayız. AK Parti bugün Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da gerçekten çok büyük bir camia. Bu camianın her ferdinin aynı başarı çizgisinde faaliyet göstermesi elbette ki zordur. Ama iyi niyetle yakalamak istediğimiz en iyi performansı yakaladığımızı düşünüyoruz. Gelinen bu noktada bugün il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili bir süredir genel merkez tarafından teşkilat başkanımız Sayın Süleyman Soylu, bölge koordinatörümüz Sayın Ahmet Baha Öğütken ve il koordinatörümüz Bedrettin Yıldırım Bey'in onlarla muhtelif defalar beni çağırdıklarında il başkanlığında benimle devam etmek istediklerini muhtelif defalar bana tebliğ ettiler, benimle paylaşmışlardı. En son iki hafta önce 22 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirdik Ankara'da. Davet ettiler, gittik. Bu toplantıda Sayın Milletvekilimiz Temel Coşkun, ben, Süleyman Soylu, Ahmet Bağa Öğütken ve Bedrettin Yıldırım Bey hep beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda çok net bir şekilde Sayın Süleyman Soylu Yalova'da mevcut il başkanından ve esasen yönetimden memnun olduklarını, yönetimi geliştirmek suretiyle, takviyeler yapmak suretiyle Yalova'da devam etmek istediklerini çok kesin bir şekilde ifade ettiler. Ancak daha sonra burada yine bazı arkadaşlarımızın adaylıkları konusunda deklarasyonları oldu. Bunlar hepsi normal süreçler. Gerçekten herkes aday adayı olabilir. Ben daha iyi yaparım yarışı içerisine girmesi son derece normaldir. Bizler de aynı şeyi yapmış olabilirdik. Yaparız da daha iyi iddiasıyla ortaya çıkarız. Ancak genel merkezimizin iki ay önce MKYK kararıyla, Sayın Başbakanımızın talimatıyla teşkilat başkanlığının aldığı bir karar vardır. Bütün ilçelerde, illerde tek liste halinde kongreler yapılacak. Özellikle Sayın Başbakanımızın katılacağı kongrelerde asla çift liste olmamalı şeklinde bir kararı vardır. Bu karar doğrultusunda Teşkilat Başkanlığı çalışma yapıyor ve bunu muhtelif defalarda ulusal basında deklare ettiler. Demek ki bir yarış içerisinde olabiliriz. Yarışta hep beraber centilmence bir yarış yapabiliriz. En iyisini yakalama adına ki burada aday olan bütün arkadaşlarımızın isimleri gitmiştir, değerlendirmelerini yapmışlardır. Ama gelinen noktada dün itibariyle ki bu tebliği yapmakla ilgili zaten Genel Başkanımız, Sayın Başbakanımızın yapacağı hep ifade ediliyordu. Son noktayı koyacak dendi. Ve dün yaptığımız Sayın Başbakanımızla yapılan toplantıda bütün teşkilatlarımıza Sayın Başbakanımız öncelikle selamlarını yolladılar. Sizlere sonsuz selamlarını ben sizlere aktarıyorum. Ve şu cümlelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün teşkilatlarımıza, Yalova'daki bütün teşkilatlarımıza selam söyleyin. 10 Ocak'taki cumartesi günü yapacağımız kongrenin çok başarılı geçmesi hususunda herkesin büyük çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyin. Ve orada aday adayı şeklinde olan bütün arkadaşlarımızın bir birleşme gösterip bana
yetki verdiğini ve en iyi şekilde Yalova'nın tümünü kucaklayacak, başarıyı yakalayacak, iyi bir yönetim kurulu listesini ortaya koymamı söyleyerek bizi oradan yolcu etti. Gelinen bu noktada değerli arkadaşlarım, ben hemen sabah itibariyle çalışmalarıma başladım. Adayı olan çok değerli arkadaşlarımızı ziyarete başladım. Hepsiyle görüşmelerimiz olacak. Devam edeceğiz. Bütün değerli arkadaşlarımızı, özellikle çalışmayla ilgili yönetim kurulumuza çok katkı sunabilecek değerli arkadaşlarımızı bir araya getirmek suretiyle iyi bir yönetim kurulunu oluşturacağız. Bu konuda bütün siz değerli teşkilat kademesindeki değerli arkadaşlarımın hepinizin katkısı önemli. Birlik beraberlik içerisinde Haziran seçimlerinde şunu hep ilave ediyorum, söylüyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olabilecek bir takım değişimlerin de sonucunda biz Yalova'dan belki 2-0 alabileceğiz. İnşallah bu da bize nasip olur hep beraber. Bu konuda hepinizin desteği, hepinizin duasını yanımızda hissetmek istiyoruz. Ve sözlerimin bu bölümünde bu şekilde tamamlamak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve devamında basın mensuplarımızın varsa soruları, bunları da almak suretiyle devam edebiliriz. Sayın Başkanım, biraz evvel dediniz ki bu başbakanın sizi çağırıp görev tevdi etmesinden önce de Süleyman Soylu ile yaptığınız toplantıda sizinle yola devam edilmesi yönünde görüş bildirdiklerini belirttiniz. Evet. Bunu teşkilatta paylaşmadığımızı mı düşünmemiz gerekiyor? Çünkü arda arda 5 aday çıktı. Bu birinci sorumdu. İkincisi de şu anda mevcut adaylardan herhangi birisi çekilmezse genel merkezin tutumu ne olur? İldeki tutum ne olur? Elbette ki o konuyu ben tabii paylaşmaya çalıştık ama demek ki yeterli olamamışız. Olabilir. Esasen son dünkü görüşmeyi ben de çok bekledim. Olur ya, herhangi bir arkadaşımıza, başka bir arkadaşımıza görev tevdi edilebilir diye düşündük. Erken bir çıkışa gerek yok diye. Ben bekledim. Biraz bu konuda yavaş hareket ederim. İyi düşünerek hareket ettim. O nedenle çok bir basın toplantısı düzenlemek suretiyle herhangi bir program yapmadım. Ama şu an itibariyle bu görev kesinleşmiştir. Buna rağmen bir adayın daha ortaya çıkacağını ben düşünmüyorum. Buradaki bütün arkadaşlarımızın, aday olan arkadaşlarımızın da elbette ki partiye hizmet amacıyla ortaya çıktıklarını biliyoruz. Ama genel merkezinde bu süreçte yapmak istediği, elbette bunun da bir sebebi var. Yani tek listeyle gitmeyle ilgili de genel merkezin önemli çalışmaları var. Diğer illerde de problemler var. Çok ciddi problemler vardı ama açtılar ve bir bütünlük sağladılar. Yalova'da da bunu yapmakla mükellefiz. Yalova'yı çok parçalı bir bohça şeklinde genel merkeze sunamayız. Buna kimsenin sebep olacağını ben düşünmüyorum. Görüştüğüm arkadaşların hepsi de makul. Yapmak istediklerinin partiye hizmet etmek olduğunu söylediler. Gerçekten de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Ve bu adaylıkları sürecini sonlandıracağını ben düşünüyorum. Farklı bir düşünceye sahip değilim ben. Teşekkür ederim. Evet.